Ne haber? Bugün daha önce yapmadığım bir şey yapacağım. Çok istediğiniz ve neden bu kadar istediğiniz bilmediğim bir şey yapacağım. Deste breaking denen şeyi öğreteceğim size. Deste breaking nedir? Desteyi kırmak direkt Türkçe'ye çevirirseniz. Peki buna ne gerek var? Bana sorarsanız bence gerek yok. Yani bunu neden bu kadar merak ettiğinizi de bilmiyorum ki. Yani Cardistry'yi bilmeyen bir adamın gelip deste breaking'i bana soracağını da pek sanmıyorum. Mutlaka insanlar YouTube'dan görüyor. Sonra bir de benim ağzımdan dinlemek için bana da soruyorlar. Soran insanlara cevap veriyorum. Gerek olmadığını böyle bir şeyin ama. Ya bence gerek olmadığını daha doğrusu. Deste ilk aldığınız zaman birazcık böyle kaygan oluyor böyle. Köşeleri birazcık değişik bir his oluyor. Biraz gıcık eden bir his oluyor köşelerinde. Onun dışında da biraz kaygan oluyor deste. Çok iyi kontrol edemiyorsunuz ve durum bu yani. Bunu size bir göstereyim. Ne olduğunu. Bu desteyi bu arada bundan bir önceki videomda deste kutusu nasıl açılır diye bir video çektim. Onda her şeyi anlattım. Anlatmadım daha doğrusu. ASMR'dı yani gösterdim. O deste, ona da iyi butonundan gidebilirsiniz yani kısaca. Yani deste sıfır, onu söylemek için bunu anlattım. Bunları atalım. Şimdi, görüyorsunuz deste çok kaygan. Olması gerektiğinden daha kaygan. Bu benim kardistir yapmamı engeller mi? Asıl soru bu. Eğer desteyi açıp aceleyle hemen bir şeyler yapman gerekmiyorsa ben engellemez. Çünkü bu da bana çok keyif veriyor destenin böyle kaygan olması. Mesela breaklememiş bir deste verir misin oradan? Bu deste biraz eski bir deste. Özel olarak breaklememiştim bunu da zamanında. Gördüğünüz gibi diğer deste kadar kaygan değil ve zaten kaydığı zaman da ya da böyle aynen kaydığı zaman da biraz daha fokus atacağım bir saniye göstereceğim. Ve kendisi kaydığı zaman da biraz daha katman katman oluyor gördüğünüz gibi. Diğer destede biraz daha deste katlar teker teker ayrılıyor. Aradaki fark bu. Şu desteyle kardistir yaparken evet paketler biraz daha rahat elinize gelecektir. Elinizden kaymayacaktır deste. Bunda da çok keyifli bu şekilde kardistir yapmak. Asıl kardistir bu şekilde yapılır. Ama bu demek değildir ki aynı hareketleri bununla yapamayacaksın. Yaparsın. Zaten bu deste bu şekilde kullanırsan bir hafta sonra aynı diğer deste gibi olacak. Yani bu şey özelliğini kaybedecek. Bu fen özelliğini. Yani her türlü aynı kıvama gelecek deste. Bu sadece bu süreci biraz daha aceleye getirmek için. Ben dediğim gibi buna çok gerek olduğunu düşünmüyorum. Ama yine de size bunu nasıl yapıldığını anlatacağım. Bunun için bükmeli hareketleri kullanacağız daha çok desteye. Biraz daha deforme edecek hareketleri kullanacağız. Çünkü bizim şuradaki fenleri deforme etmemiz lazım desteği daha rahat kullanmak için. Bunun için en başta gelen hareket faro shuffle. Neden? Çünkü kartların hem köşelerinin hem de içlerinin beraber aktif bir şekilde kullanıyorsun. Şu şekilde. Kartlar birbirine sürtünüyor yani aynı zamanda. Bunun da nasıl yapacağını nasıl yapılacağını anlattığım videom var. İyi butondan gidebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Bir de böyle ilahi bir hareket olarak spring'i önerebilirim bu deck breaking için. Çünkü kartları büküyorsunuz ve aynı şekilde kartlar birbirine temas ediyor. Bu da yani yeterli. Ne kadar çok temas ederse böyle kayıyor basınçtan. Fenler o kadar hızlı açılır. Açılır diyeyim de körelir diyeyim. Dediğim gibi arkalı önlü spring yapabilirsiniz. Gerçekten deck breaking için çok uygun. Aynı şekilde riffle shuffle. Faro kadar olmasa da riffle shuffle da bayağı açar. Tamam şimdi biraz daha üst seviye olan bir harekete gelelim. Lapel spread. Yani çok üst seviye değil de en azından daha çok. Bu da kartların içinin direkt birbirine sürtmesine yaradığı için. Lapel spread de iyi. Destede kartları biraz daha böyle patinaj çektirerek yaparsanız. Tabi spread'i açamazsınız zaten bu fenle de. İşte dediğim kısım bu. Mesela bunlar spread'i tam açamazsınız diğer kartlarla olduğu gibi. Büyük bir spread açamazsınız. Çünkü kayıyor kartlar. Ama ben destenin de böyle bir tadı olduğunu düşünüyorum böyle yeni destenin. Yani yeni destelerin kokusu güzel olur bir süre sonra gider ya. Yani belki sen o kokuyu sevmezsin ama sonuçta bu da bir şekilde gidecek yani. Sırf bunu sevmediğin için direkt köreltmeye gerek yok diye düşünüyorum ama tabii ki. Under pressure. İşte kartı ne kadar çok bükersek, ne kadar çok birbirine sürtmesini sağlarsak o kadar hızlı breaklenir deste. Siz destenin yamulduğuna bakmayın. Deste kendisini toparlayacak zaten. Belki 10 dakika sonra falan kendine gelecek bu deste. Üst üste böyle bükmeli hareketler yaptığımız için şu an bu şekilde görünüyor. Aynı şekilde havalandırabilirsiniz. Waterfall gibi hareketlerle.
Destanın fenleri şu anda biraz daha kullanmaya hazır durumda. Biraz daha iyi. Tabii ki biz bunu şu an az yaptık. Bu hareketlerin her birini 20'şer defa falan yapmak gerekiyor destanın direkt aldığın gibi iyi bir kıvama gelmesi için. İşte dediğim gibi bu hareketleri tekrarlamanız lazım. Bir 10 dakikada falan deste çok güzel kıvama gelir. Kardeşler yapılacak kıvama. Bir de bu hareketleri çok fazla üst üste yaptığınız için birazcık destenin ömrü de kısalacak. Yani sadece 1-2 tane desteniz varsa pek önermem. Ama siz bilirsiniz tabii ki. Şimdi bir sonraki aşama, bu biraz daha lükse giriyor. Kartların üst kısmı, yan kısmı falan, yani köşeleri diyeyim daha, kenarları. Biraz daha şey böyle, yeni kartları elediğiniz zaman yeni törpülenmiş bir şey, yeni kesilmiş tırnak gibi. Bunu birazcık törpülemeniz lazım. Nasıl törpüleyebiliriz? Ben mousepad'imi kullanıyorum. Şu an gösteremeyeceğim ama ara sahnede görüyorsunuzdur. Kendi mousepad'imle törpüleyebilirsin. Ya da kot, kot gel abi. Ya da kotunuz varsa yanınızda direkt kullanmadınız. Masayı serin abi ya da üzerinizde siz giyin. Artık destenin kenarları da kullanmaya daha hazır bir şekilde. Direkt tuttuğunuz zaman parmaklarınıza daha rahat geliyor. Deste breakleme işlemi tamamen bundan ibaret yani. Bu dediğim hareketler ve daha deminki gibi destenin köşelerini törpülediğiniz zaman kullanmaya hazır hale geliyor deste. Ya da herhangi bir şekilde bükmeli, sürtmeli hareketler destenin breaklenme sürecine yardımcı olacaktır. Alternatif olarak yapabildiğiniz hareketler varsa onları da kullanabilirsiniz. Evet, bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hemen videoyu kapatalım. Aviatörle kapatalım videoyu. Hadi görüşürüz. Kameraya bakarak aç.